Fotoğraf çekmek kolay, hoş geldin. Soru geldi bana, neden Capture One diye? Ve neden Adobe Lightroom klasik değil diye ya da işte ama ben neden Capture One'ı anlatacağım ben size bugün. Capture One da Adobe'un güncellemeleri gibi kendisini de güncelledi. Ve öyle hiç de küçümsenecek bir program olmadığını ben size göstereceğim. Ve neden Capture One'ı hep beraber anlayacağız. Sevgili dostlar Capture One'ı açalım öncelikle. Şimdi ürkütücü gibi görünebilir hiç kullanmamış insanlara ama aslında çok da basit bir şey var. Şu anda sol tarafta gördüğünüz alt şeyler var. Library yani kütüphane, Tether bağlantı, Shape şekil, Style stil ve Adjust var. Biraz daha burayı açalım. Ve burada da Refine var. Şimdi sevgili dostlar burada Normal şartlarda bir tane kütüphane açıyorsunuz. Ben burada mesela Sony diye bir kütüphane açtım. O kütüphaneye de sürekli farklı günlerde fotoğraflarınızı yükleyebiliyorsunuz ve daha önceden de size anlatmıştım. Güzel olan şey şu. Bu kütüphaneyi kendi içerisine saklıyor. Onu da ben tavsiye ettiğim gibi size şöyle ayrı bir harici bir SSD'de Tabi tutmakta fayda var. Bunların gördüğünüz her bir tanesi bakın 28.86 GB. Yani doğrudan doğruya bütün RAW format bilgileri kendinde saklıyor. Şimdi burayı geçtikten sonra, e, TDR'a bugün hiç girmeyelim. Bunlar e, makinayı direkt, direkt kameranızı bağlayıp çektiğinizi anında buraya gönderip buradan da şey yapması sağlıyor, düzeltmenizi sağlıyor. Biz burada doğrudan doğruya adjust'a girelim. Hani Lightroom klasikte sağ tarafta ya. Bununla sol tarafta. Burada da bütün gördüğünüz gibi değişik değişik şeyler var. Histogramla beraber başlıyoruz ve burada pozlama bölümü ve yüksek dinamik aralık bölümü, level diye bir çok güzel çok beğendiğim bir bölüm var. Curve bölümü var. Layers açtığımız zaman farklı katmanlar açıyor. Her bir katmanı da e, fotoğrafınızın genelini bozmadan düzeltebilme imkanları veriyor. Bu konuda da şeyden çok daha iyi. Yani Lightroom klasikten çok daha iyi. sevgili dostlar onun hepsini göreceğiz. Şimdi geldi ben bu programla fotoğrafı çektikten sonra düzeltmek çok eğlenceli oluyor ve unutmayın ki bu bir raw yani ham bilgi, yani fotoğraf değil de aynız bu. Biz bunu fotoğraf haline getiriyoruz. Nasıl yapıyoruz? Bakın burada bir anlamda doğru ya da yanlış şekil var mıdır yok mudur belki tartışılır ama ben önce fotoğrafa baktığım zaman ben bu fotoğrafta çekerken nasıl bir ortamı çektim e, ve aslında çekerken nasıl bir ortam yaratmak istedim. Renklere çok dikkat ederim. Mesela burada gördüğüm gibi gökyüzünde çok güzel, daha kırmızılı, daha böyle güzel sıcak renkler var bu mavinin içerisinde. Genellikle ilk yaptığım şey Sevgili dostlar, white balance yani beyaz dengesini ayarlamaktır. Ve ben buradaki kendi tecrübelerimden ben burada bir 5200'lere kadar getirirsem aşağı yukarı o anda çektiğim beyaz dengesini yakalamış olurum ama siz buradan da yapabilirsiniz. Şuradaki damlacıktan nötr bir alanı seçer ve gördüğünüz gibi benim getirdiğim ayara zaten otomatik olarak getirdi. Bunu yaptıktan sonra hemen histograma bakarım ve bakın ve gördüğünüz gibi biraz şeye göre yani gökyüzünün parlaklığına göre bazı parlak alanlar var. Onları bilgilerini yok etmemek için zaten düşük pozlama yapmış. Önce ben bu pozlamayı bir artırırım, artırabileceğim mantıklı yere kadar. Hem fotoğrafı daha iyi görmüş olurum hem de e, neler yapacağıma daha sonra karar veririm. Tabii bir yapmadığım bir şey var artık. Daha doğrusu eskiden hep beraber kontrasta yükleniyorduk. Ben artık kontrastı hiç kullanmıyorum desem yeridir. Kullanıyorsam da negatif kontrast olarak kullanıyorum. Brightness burada orta tonları. Mesela bu şeyde yok. Ayar. Lightroom klasikte yok. Ama bu ayarın ne kadar önemli olduğunu bugün öğreneceksiniz sevgili dostlar. Bu bölümde de normal highlight, shadow, beyaz ve siyah bölümler var. Şimdi ben buraya baktığım zaman benim ilk düzeltmek istediğim yerlerden bir tanesi gökyüzü. Şimdi diyeceksiniz ki e ama abi Lightroom'da çok kolay çünkü gökyüzünü direkt seçebiliyorsunuz. Bakın burada değişik fırçalar var sevgili dostlar. Normal bildiğiniz radial gradient var. Burada pardon e, düz gradient var. Burada gördüğünüz gibi radial gradient var. Ama burada da iki tane fırça var. Bir magic gradient brush var. Bir de yeni çıkarttıkları AI brush var. Şimdi gördüğünüz gibi geldiğim anda zaten bütün gökyüzünü seçiyor. Bu bir seçenek olabilir. Ve istediğiniz yere de bu şekilde akıllı yani daha doğrusu yapay zeka ile beraber bu yapay zeka fırçası tabii ki. Bu yapay zeka ile beraber istediğiniz bölümü seçebiliyorsunuz. Bu da müthiş bir avantaj. Şimdi ben size daha önceden yaptığım şekli göstereyim. Çünkü bunu yapmadan önce de bu ya yani Capture One'ı sevmemdeki önemli nedenlerden bir tanesi şurada çok kimsenin bahsetmediği Luma Range bölümü vardır. Şimdi önce gökyüzünü şöyle bir seçelim sevgili dostlar. Çok abartmadan sadece gökyüzünü seçmek istiyorum. Dolayısıyla şöyle yapalım. Sonra buradaki balonların seçilmesini istemiyorum. Burada da Luma Range devreye giriyor sevgili dostlar. Bakın Burada display mask diyeceğiz. Yani maskımızı görelim diyeceğiz. Bir tarafı komple açarken yani açık alanları yok eder ve sadece koyu tarafları tutarken diğer tarafta koyu tarafları açıp açık alanları bırakıyor. Dolayısıyla da balonları açıyorum ben yavaş yavaş gördüğünüz gibi. Balonların iyice açıldığından emin olduktan sonra aşağı yukarı mükemmel olmak zorunda değil zaten. Bu sefer alt bölümle beraber tekrar gökyüzünü ...getiriyorum ve güzel olan bir şey var. Gördüğünüz gibi... ...buradaki... ...koyuluğa ve açıklığa göre bir... ...maske, çok doğal bir maske yaratıyor bu numara inç. O yüzden çok seviyorum. Oysa ki... gökyüzünü toplu seç dediği zaman... ...gökyüzünü toplu biçimde... ...ve aynı ayarda değişiklikleri uygulamış oluyorsunuz. Ki bu çok da benim istediğim, her zaman istediğim bir şey değil. Çünkü... ...çok doğal gözükmüyor. Bunu yaptıktan sonra... E, ...burada... Gökyüzünün bu güzel derinliğini ortaya çıkartabilmek için önce şu highlight'ı bir kısıyorum sevgili dostlar. Genellikle bunu yaparken bunun kontrasını bir parça bozamayı tekrar artırmayı seviyorum ki e, çok yapay kalmasın ve olayın gerçeğini görelim diye. Bu birinci. Bir layer daha açalım sevgili dostlar. Bu sefer de yeri ayarlayalım değil mi? Yeri ayarlayalım. Şöyle yeri şuraya kadar ayarlayalım. Çok fazla gitmesine gerek yok. Alt bölüm seçtikten sonra sevgili dostlar önce ben şurada bir parça açıyorum. Ama bunu açarken highlight'ı ben burada neden kısıyorum biliyor musunuz? Çünkü bakın şuradaki birazcık o zaman şunu kapatalım. Size şuradaki taşları göstereyim. Highlight'ı kıstıktan sonra şuradaki adjustment layer'den de kapatıp açalım daha net ortaya çıktı. Bunları ayrıca da isimlendiriyoruz. İsimlendirelim. Gökyüzü diyelim. Yukarıya da yeryüzü diyelim. Çok orijinal oldu değil mi arkadaşlar? Yeryüzü diyelim. Şimdi bunu kapatalım. Genel bir alt üst layer'ı yaptıktan sonra şimdi burada tekrar aşağıdan ana layer'a geleceğiz. Yani bütününe geleceğiz. Buradan da düzeltmelerimizi ufak ufak başlayacağız sevgili dostlar. Ben burada bir parça daha şu gökyüzünü birazcık daha ortaya çıkartmak adına tekrar da buradan bunu hafif aydınlatarak buradaki aydınlığı da kısmak adına hafif shadow'u azaltacağım. Genellikle black'i açacağım. Çünkü shadow'u azaltırken black'i açmak aynı zamanda resminize kontrast getiriyor. Şimdi daha burada işimiz bitmedi. Ben dediğim gibi size kontrastı genellikle kontrastlan değil de şuradaki Curve'dan yapmayı seviyorum. O da çok kolay. Yani bir doğal bir S Curve vereceğiz. Üç tane bağlantı noktası kuracağız sevgili dostlar. Ve az bir şey highlight'ı yukarı çıkar. Çok dikkat edin çünkü buradaki parlak alanları eğer ki çok fazla yukarı çıkartırsanız bilgiyi de yok edersiniz. Parlamış olur. Buradan da bu gölgeyi biraz aşağı getirdiğim zaman gördüğünüz gibi resim kendini bulmaya başladı. Bir öncesine ve sonrasına bakalım. Daha şu anda Nasıl? Eğlenceli değil mi dostlar? Daha bitmedi. Daha çok eğleneceğiz. Evet, şimdi yeni bir layer açacağız. Çünkü ne istiyorum bu layer'da? Bu balonların biraz e, koy, karanlık çıkmış ya, ben bunların patlamasını istiyorum sevgili dostlar. Bunları da şimdi yeni e, çıkarttıkları yapay zeka ile beraber tek tek seçeceğim. Bunların hepsini seçeceğim tek tek sevgili dostlar. Evet hepsini seçtik sevgili dostlar. Şimdi ne yapalım? Birazcık önce pozlamayı açalım. Bir çıksınlar ortaya. Ben normal şartlarda biliyorsunuz satürasyonla hiç oynamam. Ama burada oynayacağım çünkü bunların hepsi aslında doğal olmayan yapay renkler olduğu için bu yapay renkleri istediğim kadar artırabilirim. Şimdi biraz daha patlasın diye bunların ben highlight'ını da açacağım sevgili dostlar. Bakın ışık ışık o. Işıl ışıl oldular değil mi? Çok güzel. Shadow'larında bir parça açacağım ve White'ını açacağım. Şimdi bak güzel olan şey, hemen balon diyelim bunlara da. Güzel olan şey ne biliyor musunuz? Bir tarafı düzeltirken diğer taraf arzu ettiğinizin dışına çıkıyorsa gayet süratli bir biçimde bu katmanlara geri dönüp bu sefer arttırdığınız ışığı ya da pozlamayı biraz azaltabiliyorsunuz. Gökyüzü biraz daha ortaya çıksın diye. Ya da burası eğer biraz karanlık kaldıysa size o zaman da yeryüzüne geliyorsunuz ikinci katmana ve biraz yeryüzünü artırabiliyorsunuz ki derinliği yapın tamamlayın diye. Şimdi sevgili dostlar en son ve en sevdiğim bölüm bu düzeltmeleri ana düzeltmeleri yaptıktan sonra cila bölümüne geliyoruz. İmaçlayarak tekrar geliyoruz ve şurada level var ya Level ortada kalan, orta tonlarda kalan bu resmi iki tarafa doğru sıkıştıracak. Hem açacak hem koyulaştıracak ve fotoğraf bir anda kendini bulacak. Gördüğünüz gibi buldu. Ama bununla yetinecek miyiz? Hayır. Şimdi biraz da renklerle oynayacağız. Çünkü bu Capture One'ın hakikaten en başarılı olduğu şeylerden bir tanesi. Ha, pardon. Ben bu yeryüzüne bir daha gelmek istiyorum sevgili dostlar. Ve burada yeryüzüne bir parça... Clarity ilave edeceğim. Bir parça Clarity ilave edeceğim. Bir parça da Structure çok minimal şöyle ilaveler yaptım. Tekrar gökyüzüne geleceğim. Gökyüzünde demiştim ya ben size bakın şuralar biraz patlamaya başladı değil mi? Bunu da kontrastınızı azaltarak çünkü uzaktaki bir şey keskin olmak zorunda değil keskin olmamalı da zaten. O yüzden Eksi kontrastla bunu da düzeltmiş olduk. Şimdi tekrar Image Layer'e geleceğiz ve yavaş yavaş renklerle oynayacağız. İki tane renk şey var. Bir tanesi Color Editor. Yani normal bildiğiniz HSL var ya, burada HSL var. Yani Hue, Saturation ve Lightness olarak var. Ama bunun güzel tarafı Advanced bölümünde renkleri teker teker seçebilmek sevgili dostlar. Mesela burada ben şu maviyi bir seçeceğim. Mavi daha geniş kapsamda da kullanabilirsiniz açıp ama ben burada birazcık daha e, mavinin daha az şey yapmasını ve doğrudan doğruya mavinin etkilenmesini isteyeceğim. Smoothness'in de burada yani geçişinin yumuşaklığını biraz azaltacağım ki daha az e, yeri etkilesin diye. Şimdi burada gördüğünüz gibi hue yani tonlama değiştirebiliyorsunuz. Burada doygunluğunu artırıp azaltabiliyorsunuz. Ve çift tıkladığınız zaman hemen geriye geliyor. Ve en güzellerinden bir tanesi de lightness yani ışığını azaltıyorsunuz. Şimdi zaten ışığını azaltmak burada satürasyonu artırmak anlamına geliyor. Ama ben ne yapmayı seviyorum biliyor musun? Bir parça şuradaki daha böyle purple tonları onları hue ile beraber gökyüzünde ben bir parça artıracağım onları sevgili dostlar. Ondan sonra da lightness'ini bir parça kısarak yani gökyüzüne bir parça koyulaştırarak çok güzel bir renk yakalamış olduk. Şimdi bununla bitmedi. Burada da ha, evet, burada da sevgili dostlar şu neymiş? Daha bu tarafın aksi renkleriymiş. Bunu kıstık ya. Burada yeryüzündekinin renklerini bir parça açacağım. Niye açacağım? Bu sefer kontrastı arttırmak için açacağım sevgili dostlar. Bakın. Görüyor musunuz? Nasıl bir derinlik yakalıyor. Çok şeker bir derinlik yakalıyor. Bu fotoğrafta yapmam gereken başka bir şey daha var mı? Fotoğrafta başka şeyler de yapabiliriz. Bu fotoğrafta ne yapalım mesela? Fotoğrafı belli bir ortama dikkatini çekelim. Şurayı biz fazla kapattık. Şurada güzel bir parlaklık var değil mi? O parlaklığı yeni bir maske yapalım. Bu sefer de şöyle radyal bir maske alalım. Bu pardon Bu radyal maskeyi şuradaki açık alanın üzerine getirelim. Bu biraz Dodge and Burn gibi oluyor sevgili dostlar. Onu bir parça az bir şey açalım. Bunu açarken çok dikkatli açın. Çok fazla açmayın ki hani geçişte belli olmasın. Gerçek doğal ışığıymış gibi gözüksün. Bir de burası için yapalım aynısını sevgili dostlar. Bir parça ışığını ve highlight'ını artıralım. En son da şu çizgi için yapacağım. Şuradaki çizgi için. Bir şey daha açalım. Şimdi burada şuradan itibaren şunu da şöyle şuradan döndürerek şuraya doğru bir parça da büyüterek bunu birazcık daha şöyle ortalayarak bu çok dönmüş. Bunu birazcık azaltalım döngüsünü, şuraya doğru. Ve şuradan da bir parça uzatalım sevgili dostlar. Aynı işlemi de burada yapacağız. Çok oldu. Heh. Buradan da bir parça highlight'ını artırdığımız zaman kendi doğal ışıklarıyla beraber artmış gibi oldu. Ana imajımıza dönelim. Nasıl? Fotoğraf kendine geldi. Ama unutmayın bunları yaptıktan sonra şuradaki level'ınızı her zaman tekrar düzeltmesini sağlayın sevgili dostlar. Fotoğraf bakın sabah çekimdi. Sabahki ışık zaten düşüktü gördüğünüz gibi. Kapalı bir havaydı. Buradan buraya geldi. Bunu daha büyük görelim. Mesela baktığınız zaman burada bazı şeylerin yanlış olduğunu görüyorum. Şurada sevgili dostlar. O hani sarımız vardı ya ışığını açmıştık. Onu şimdi birazcık kısalım. Her zaman geri dönebilirsiniz. Her şeyi ilk defada doğru yaptınız diye bir kural yok sevgili dostlar. Şurada renklere gelelim. Renklerde burada sarıyı çok açmışız. Onu biraz azaltalım daha doğal hale getirelim. Aha, şöyle. Şöyle. Şurada bir yeşil var onu ıskalamıştım. Bakın o yeşili seçeceğim şimdi. O yeşilin de ışığını bir parça açacağım. Bakıyorum sağa sola. Çok az bir etki var ama güzel bir etki var. Işık etkisi var. Ee, birazcık doygunluğunu, az bir şey artıracağım doygunluğunu. En sonda bunların hepsini bitirdikten sonra, bunu da kontrol ettikten sonra şuradan bir parça ben brightness'ini aşağı vurmayı seviyorum. Fotoğraf birazcık daha derinlik kazanıyor. Ve böyle manzara fotoğraflarında da çok minimal belki 5 belki 10 bir doygunluk artırırsanız e, fotoğrafınızı birazcık daha sanatsal bir fotoğraf haline getirmiş oluyorsunuz. Bir bakalım. Evet balon. Nerede balonumuz? Balon. Balonun ben ışığını bir parçacık daha açacağım galiba. Evet. Balonlar patlasın istiyorum çünkü. Güzel oldu. Bu yeryüzünü de bir parça Azaltacağım, daha doğal bir ışığa getireceğim. Ve son olarak da benim her zaman yaptığım bir şey var. Ee, fotoğrafa bir vinyet ilave etmek. Orada da, bu, bu buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Buradan da bir vinyet ilave edeceğim, safif şöyle. Evet fotoğrafımız şu anda bitti. Sevgili dostlar. Tekrar bakalım nereden nereye getirdik fotoğrafı. Şuradan şuraya getirdik. Gördüğünüz gibi yani imkan sonsuz. Dolayısıyla neden Capture One'ı anlatmış oldum ama bir önemli, bir önemli sebebi daha var. Özellikle de Fujifilm kullanıcısıysanız Capture One X-Trans sensörü en iyi debug eden yani en iyi çözen RAW fotoğrafını en iyi çözen bilgiyi en doğru size aktaran program. Evet Sevgili dostlar, bugünlük bu kadar. Eğer Capture One Pro ile ilgili daha çok içerik yapmamı istiyorsanız ya da merak ettiğiniz noktaları var ise lütfen bu konuda yorumlarınızı eksik etmeyin. Umarım bu içerik size değer katmış ve beğenme butonunu hak etmiştir. Abone değilseniz lütfen hala abone olun ki bu aileyi hep beraber büyütelim. Şimdilik sevgiyle kalın, sükunetle kalın, sağlık ile kalın, barış içinde kalın. Ben Erdinç Omaç. Fotoğraf çekmek kolay. O günlük de bu kadar.